Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men velahu ba'd. Allah subhanahu ve ta'ala'nın fazlı bilen bana Zülhicce'nin 10 günlüğü hem kirp kirepti. Bu günler mübarek günler. Allah subhanahu ve ta'ala şu günler bilen kasam içti. Allah ta'ala Kur'an'da etti ki vel fecri ve leyalin aşır. Vel fecri ve leyalin aşır. Ve leyalin aşır bu yani şu Zülhicce'nin 10 günü de tefsir kıyken ulamalar etken ki Zülhicce'nin 10 günü. Allah subhanahu ve ta'ala şu günler bilen kasam içken. Bu günler bilen kasam içkenliğinden biz bilemiz ki bu günler anca itibarı var eken bunu. Allah'ın özünü hikmeti bilen bazı günlerde bazı günlerden abzal kıldı. Ramazan ayı başka aylardan abzal kıldı. Arafa gününü başka günlerden, Leylatul Kadir keçesini başka keçelerden ve Cuma gününü başka günlerden abzal kıldı. Bazı şehirlerini abzal kıldı. Mesela Mekke başka joylardan abzal buldu. Ve bazı kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün beşeriyetini seyyidi kılındı. Demek bu narsada Allah ne için şunu kıldı degen savol bo'lmaydi. Biz fakat bilishligimiz kerakki Allah'ın fazli bu. Mana şu 10 kunni Allah Taala bir mavsum qilib berdi. Xuddi Ramazon bir mavsum bo'lgani kabi bu Zulhijjani 10 kuni mavsum. Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem İbn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisda Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisni aytdilarki biror bir kunda qilinadigan solih amallar mana shu 10 günde yani Zulhicce'nin 10 günde mana şu günlerde kılınan salih amelcilik Allah Teala'ya yaxşılık mastır. Allah Teala'ya en süyüklük amel mana şu Zulhicce'nin 10 günün içinde kılınan ameller, salih ameller. Sahabeler soruştu ki hatta cihat hem ey Resulullah yani cihat en katta afzal amel. Hatta cihat hem deyip soruştuken de ettiler ki hatta cihat hem bu gündeki amel değmez. İlla kim ki eğer cihatke uzunun malı bilen ve canı bilen çıkıp gitip hiç nersesi kayıt kimese o şerde malı hem yok bulsa ve canı hem o şerde şahit bulup gitse bu müstesna dediler. Bu mesela başka ameller bu kündeki kılıngan amelge doğru kemeydi dediler. Bu hadisine İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet kıyarlar Buhari'nin sahihinde. Hadisinde metninde şuna deyilgen ki مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ yani اَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ yani hiç narsa bilan qaytib kelmagan. Mana shu demak bu kunlarda qilingan amal solih amal en afzal amel hisoblanadi. Resulullah aytayaptilar ki salih amel deb. Salih amel nima u? Salih amel namaz okuşlik, farz namazları bu salih amelge kiradi. Hac kılıçlik bana hacılar, hacda hazır bana şu günde hac amellerini becerediler. Bu salih amel, umre amelini becerediler. Bu salih amel, ota onaga yaxshilik kılıçlik, salih amel, qo'shdiga yaxshilik kılıçlik, bu salih amel. Cemaat namazlarını cemaatte okuştuk bu salih amelden, sadakatlar veriştik, zakat veriştik, kurbanlık kılıştık. Yani aldığımızda kurbanlık günleri, mana şu günlerde. Bu günlerde etkilediğin tekbir, tahlil, tesbihler, kıskası sadakatlar, hemme yakşılıklar başka gündekiden kure bu günde afzal buladı. Uşu için hem sahabelerini biz kıyan amellerine karasak, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le uğrandılar bunlar. Sahabeler bana şu günde cüde kub amelge kub kattık tırışkenler ular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde ruza tutardılar. Resulullah'ın ruza tutkenlikleri hakkında rivayetler her kıl kigen Resulullah ruza tuttu. Ayşe radıyallahu anh'dan Resulullah bu günlerde beni üyümde peytide hiç ruza tutkenlikini kurmagen ben de kigen. Resulullah'ın bazı ayollardan Ümmü Seleme anamızdan rivayet geledi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruza tutardılar de kigen. Ve bunu cemle bulamaları açardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek bazı kulları tütkenler, bazı kulları ruza tutma gerekenler deyip açardı. Rivayeti sahih bulmagan degen takdirde hem, mesela ruza tütkenlik rivayeti sahih bulmagan takdirde hem, Resulullah da yaptılar ki bu kundaki salih amel Allah'a en mahbub. Salih amel mi ruza? Salih amel mi? Mi? Ruza salih amel demek ruza tutulunsa bu salih amelge kiradi. Zakat berilinse salih amelge kiradi. Namazlar, hatta bazı ulamalar etken ki çünkü bu günlerde afzalliklerden biri hemme farz ameller şu ayda cemlenişliği mümkün degen. Mesela bu ayda hac buladı.
Bu mana shu 10 kunda haj qilishlik va namoz jamlandi, zakot jamlandi va ro'zani ham shu oyda ro'za tutsa agar hamma amallarni jamlashlik mumkin bo'lgan. Bu oyning xususiyatlaridan. Yana shu bu kunlarning xususiyatlaridan. Yana shu kunning xususiyatlaridan biri bu kunlarda haj borligi. Haj borligi, Arafa borligi. Arafa kuni ya'ni mutlaq kunlarda ichida eng afzal kun Arafa kuni bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, kimki mana shu Arafa kuni ro'zasini tutsa, uni shu yilki va kelasi yilki gunohlariga kafarat bo'ladi deganlar. Shu yilki va kelasi yilki gunohlariga kafarat bo'ladi deganlar. Demak, bu kunda nihoyat va qurbonliklar bor. Alloh taolo o'zi valayalin ashir deb qasam ichganligi bu kunni o'zi afzalligiga o'zi yetadi. Yana eng katta bu kunlarda qilinadigan solih amallarda eng kattasi, mutlaq kattasi, hatto namozdan ham kattasi, jihoddan ham kattasi Allohni zikr qilishlik bo'ladi. Mana shu kunlarda Allohni eslaylar degan. Xossatan shu kunlarda eslaylar. O'zi Alloh taoloni eslashlik hamma narsadan maqsad Allohni eslash o'zi. Masalan, namozdan maqsad ham Allohni eslash. Va aqimis solata li zikri. Meni eslashlik uchun namoz o'qi deyapti Alloh taolo. Aqimis solata li zikri. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللّٰهِ Eğer manasiklerini, hac amellerini kabul etseleri, Allah'ını isleyler degen. Allah'ını isleştik. Hatta cihattan hem maksat Allah'ını isleştik buladı. وَلَوْ لَدَفُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ ف۪ي هَسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا Agar da Alloh taolo odamlarni bazilari bilan daf qilib qaytarishligi bo'lmaganda, ya'ni bu jihod bo'lmaganda edi, Alloh eslaniladigan, Alloh zikr qilinadigan, ibodat qilinadigan joylar buzilib vayron bo'lib ketar edi. Shu ish bo'lmagandan keyin Allohni zikr qilinishligi to'xtaydi deyilgan. Demak, hatto shu ishlardan ham maqsad Allohni zikr qilishlik bo'ladi. Allohni zikr qilishchalik ibodat yo'q. Hatto eng katta ibodat namoz bo'lsa, namozdan maqsad ham Allohni zikr qilishlik bo'ladi. Haj bo'lsa, hajdan maqsad ham Allohni zikr qilishlik bo'ladi. Allohni zikr qilishlik bu kunda biz qiladigan amallarning eng kattasi hisoblanadi, lekin men bunga urg'u berganligim ko'pchilik odamlar mana shu narsadan g'ofil qolganligi uchun. Roza tutishlikni ko'p bir-birimizga eslatamiz. Rozani qachondan boshlaymiz? Rozani qachon boshlash kerak? Bu yaxshi ish. Hammamiz bir-birimizni bunga chaqiramiz, lekin bundan ham yaxshirog'i, bundan ham afzalrog'i va buyurilgan narsa ma'lum kunlarda, ya'ni ayyamul ma'lumot mana shu Zulhijjaning 10 kuni. Mana shu kunlarda Alloh taoloni eslaylar degan. Alloh taoloni eslashlik mana shu darslarda eslashligimiz Allohni eslashlik bo'ladi. Alloh taolo aytdiki, "Vazkuruni azkurkum." Meni eslaylar, men sizlarni eslayman degan. Bu bunday katta sharaf bo'lmaydi. Bundan katta sharaf bo'lmasa kerak Alloh taolo. Ya'ni Alloh bizni eslashligi, agarda banda meni o'zini ichida eslasa dedi Alloh taolo, men o'zimcha uni eslayman. Agarda uni bir xalq ichida eslasa, men uni ulardan ko'ra yaxshiroq xalq, ya'ni maloyikalarning ichida uni eslayman degan. Fa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Ulardan ko'ra yaxshiroq bir jamoat ichida uni eslayman degan. Alloh taoloni eslashlik mana bu kunda biz qiladigan eng katta yaxshi amallardan. Takbir aytishlik, tasbih aytishlik, tahlil aytishlik, la ilaha illalloh deyishlik mana bu kunni qiladigan solih amallardan bo'ladi. Yana bir bu kunning odoblaridan biri, kimda kim agar qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, qurbon Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ya kimda kim agar qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, turnog'idan va sochlaridan hech bir tuk olmasin dedilar. Ya'ni Rasululloh Ummu Salama roziyallohu anha rivoyat qilgan hadisda idza ra'aytum hilala zil hijja va arada ahadukum an yudahiya falyumsik an sha'rihi va adafirihi. Agar zul hijjani oyi ko'rinib qolsa va sizlarni bittalaring qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, sochlardan, tirnoqlardan hech narsa olmasin dedilar. Demak, qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odam sochlaridan, tirnoqlaridan biror tuk olmasligi bu sunnat bo'ladi, olishligi makruh bo'ladi. Ya'ni bu olmasin degan buyruqdan uni makruhlik kelib chiqadi, olishlikni makruhlik kelib chiqadi. Ammo bir kishi masalan ko'pchilikni nomidan qilmoqchi bo'lgan odam, o'shani o'ziga tegishli bu. Masalan bir kishi ham ahli ayollari, farzandlari uchun qilmoqchi bo'lsa, masalan bir xonadondan bitta qurbonlik qilinadi ba'zan. Bu ham bor bo'lgan narsa, o'sha odamni o'zi olmaydi. Ammo ayollari, farzandlari tirnoqlarini olsa bo'laveradi degani bu. Allohu a'lam.
Allah subhanahu wa ta'ala hemimizin mene şu günlerden faydalanışlıkke özü tavfik versin. Subhanakallahumma bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk.